finans dünyasının lider yüzü olan İBİS ekranlarından merhaba. Bugün Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Urlu ile beraberiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seyircilerimizin biraz daha sizi tanıyabilmesi için kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet. Ben 1973 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Genel cerrahi uzmanıyım. Bundan önce Bakırköy'de İstanbul'da Çamlık Hastanesi, ikinci olarak Avrasya Hospital ve şimdi yeni bir hastane kurma aşamasındayız. Bunlarla tabii hem ülkemizde hem de komşu ülkelere ve dünyanın birçok yerinden gelen hastalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Her gün kalitemizi biraz daha ilerleterek güvenilir ve hastaların aradıklarını bulacağı bir hastane olarak, referans bir hastane olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Avrasya Hospital ne zaman kuruldu ve nerelerde var? Avrasya Hospital 1999'da kuruldu. 15 senedir hizmetini sürdürüyor. Kardeş kuruluş olan Çamlık Hastanesi de 1992'de açılmıştı. Her iki hastanenin kurucusuyum, yönetim kurulu başkanıyım. Şimdi üçüncü bir hastanemiz oluşmakta. İnşaatı şu an devam ediyor. Peki Avrasya ismi nereden geliyor? Neden Avrasya? Neden Avrasya? Evet, güzel bir soru. Avrasya, İstanbul iki kıtayı birleştiren bir şehir. Hem Asya yakasında hem de Avrupa yakasında bir alanda kurulmuş bir şehir. Bundan önce de önemli imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehir. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. Ondan önce Doğu Roma İmparatorluğu'nun, Bizans İmparatorluğu'nun yine başşehrini yapmış tarihi bir şehirdir. Güzellikleriyle ve eğlencesiyle her türlü ticari imkanlara sahip olmasıyla gerek deniz yolu, gerek karayolu, gerek hava yolu gibi yolların böyle buluştuğu, kesiştiği bir noktada olmasıyla çok önemli. Ülkelerin birçoğuna, Orta Doğu ülkelerine, Avrupa ülkelerine, işte Rusya Federasyonu'ndaki ülkelere, Orta Asya ülkelerine ulaşım da çok kolay. Buradan onun için turistlerin, özellikle sağlık turizmi için gelen gidenlerin de kolay ulaşabileceği ve geldiği zaman da buradan memnun olabileceği, her türlü imkanları bulabileceği bir şehir. Aynı zamanda tarihi bir şehir tabii. Yani daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Avrasya ismini tercih ettiniz. Evet, biraz da hem Avrupa'dan hem Asya'dan gelebileceğini düşündüğümüz hastalarımızın olacağını ve onlara hizmet verebilmek amacıyla tercih ettiğimiz bir isim. Avrasya Hospital'ı farklı kılan özellikler nelerdir? Avrasya Hospital öncelikle çok önemli bir karayolu olan E5'e çok yakın. İstanbul surlarına yakın. İstanbul'da Topkapı bölgesi 0 kilometre olarak kabul edilirse karayolunda İstanbul'un 0 kilometresi içindeyiz. Havaalanına çok yakın. Yani 5-10 dakikalık bir mesafedeyiz. Deniz yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla ulaşılabilen bir şehir. Hastane, şehrin önemli, kolay ulaşılabilen yerinde olan bir hastane, Avrasya Hospital. Onun dışında farklı altyapı yatırımları mevcut. Bunlar mesela Türkiye'de ilk defa ruhsatlandırılmış özel onkoloji merkezi kurmuş bir hastaneyiz. Hastalarımız, bizim de hastalarımız bir zamanlar yurt dışına giderdi. Bundan 20 sene, 30 sene önce. Daha çok kanser hastalarımız giderdi.
Kalp damar cerrahisi için hastalarımız giderdi. Estetik amaçlı ameliyatlar için giderlerdi veya önemli hastalıkların teşhisi için gidebilirlerdi. Ancak 20-30 yıl içinde Türkiye'de öyle sağlık yatırımları oldu ki hepsi birbirinden güzel, birbirinden altyapı yönünden zengin, birbirinden konforlu hastaneler oluştu ve artık hasta dışarıya hasta göçü değil, tersine hasta göçü, yani dışarıdan hasta göçü oluşmakta. Bunun temellerini hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Turgut Özal zamanında atıldı. Bugünkü iktidarımız da gerçekten bu alanda özel sektöre de destek verdi ve birçok hastaneler oluştu. Bunlardan Avrasya Hospital'da, İstanbul'da önemli bir hastanedir. Altyapısı teknolojik ve tıbbi donanımı iyi olan bir hastanedir. Yani Avrasya Hospital sadece iyi hekimlerin bir araya gelmesi değil, en son teknolojinin de kullanılması demek, öyle değil mi? Evet, bu konuda iddialıyız. Biz en son teknolojiyi kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da gelecek yenilikleri de yine hastanemizde sürdürmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz kadarıyla kalp ve damar cerrahisi alanında oldukça iddialı olduğunuzu biliyoruz. Evet. Peki bu başarının sırrı nedir? Bize açıklayabilir misiniz? Yani şimdi bir kere altyapıyı temelden, yani bir hastane olarak yapmanız, buraya kalp cerrahisi yapacağım diyerek ameliyathaneler yapmanız, ona göre yoğun bakımlar yapmanız, ona göre kadroları dizmeniz. Mesela kalp cerrahisinde bir profesör, iki doçent arkadaşımız var. Yine kardiyolojide iki profesör, bir uzman, kardiyoloji uzmanı, meslektaşımız, doktor arkadaşlarımız var. Bunlar Türkiye'nin en tecrübeli, en beğenilen, sevilen doktorları ve birçok binlerce hastaya burada teşhis koymuşlar, tedavi yapmışlar. Şu an insan bazen onları izlediği zaman şaşırıyor. Diyorsun ki kalbin incecik bir damarına giriliyor ve bu incecik damarın içindeki daralmayı mükemmel bir şekilde görüyorsunuz. Ve bu daralmayı genellikle eğer bir stentle çözebiliyorsanız veya orada bir embolektomi yaparak çözebiliyorsanız bunları yapıyorsunuz. Küçücük damardaki o darla bir stent koyuyorsunuz. O damarın içine koyduğunuz stent açılıyor ve damarın içini de genişletiyor. Oradan kan geçişinin normale döndüğünü görüyorsunuz. İnsan hayatı uzuyor. Niye? Biraz da bu imkanlara insanlar kavuştuğu için ya da hastalar bu imkanlara kavuştuğu için daha konforlu yaşama ve daha uzun yaşama gibi bir takım imkanlara sahip olabiliyor. Gerçekten biz kalp damar cerrahisinde ve kardiyolojide iddialı bir hastaneyiz. Bunun için yurt dışından birçok hastalarımız geliyor. Yurt içinden aynı şekilde bu hizmeti iyi yaptığımıza inanıyoruz. Avrasya Hospital olarak şu anda hedeflerinizin neresindesiniz? Şu an mevcut çalıştığımız hastanemizde hasta yoğunluğu açısından iyi bir noktadayız ve buna dayanarak da zaten insanlar yani yeni bir yatırım yaparken bir yerde bunları da düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki benim biraz daha imkanlarımı daha genişletmem lazım. Ve neticede hedeflerimizi yeniden gözden geçirip yeniden belki bir bu kadar değil, iki bu kadar daha yatırım yapma peşindeyiz. İnşallah onları da en iyi şekilde gerçekleştirip
sadece Türkiye'deki hastalarımız için değil, yurt dışından gelen hastalarımıza da daha geniş imkanlarla hizmet vermeye devam edeceğiz. Peki siz böyle bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Yani İstanbul'un dışında, Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışında hastane açmayı düşünüyor musunuz? Evet. Şimdi bu şu an yani birinci basamak hedefimiz bu. Ama niye olmasın? Yani imkanlarımız belki de birçok yatırımcı, girişimciyle beraber yeniden gözden geçirilip bütün ülkeye ya da yurt dışına da yayılacak bir pozisyona dönüşebilir. Böyle bir yatırımı da her an düşünebiliriz. Peki geçelim. Yakın zamanda yatırımlarınız var mı? Yeni yatırımlarınız? Yeni yatırımımız yine İstanbul'da TEM dediğimiz ikinci köprü yolu üzerinde, ikinci Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerinde, ona yakın Gazi Osman Paşa semtinde 30 bin metrekarelik bir kapalı alanı olan yeni bir hastane yatırımımız şu an altyapısı devam ediyor, yapılıyor. Yakında inşallah bir sene içinde de onun açılışını gerçekleştiririz diye ümit ediyoruz. Peki sağlık olarak? Yani hastane içerisinde estetik var, kalp ve damar cerrahisi konusunda zaten öndesiniz. Ama evet, onun dışında hastane bünyenize katacağınız yeni şeyler var mı yatırım olarak? Yeni şeyler. Burada bir tüp bebek ilavemiz olacak. Avrasya Hospital çok geniş yelpazede hizmet veren bir hastane kuruluş. Aşağı yukarı 25-30 branşta hizmet veriyor. Onun için hemen hemen bu hizmetlerin paralelinde yine hizmetler olacaktır. Bu mikro cerrahiden tutun kanser tedavisine kadar, kalp cerrahisine kadar hemen hemen her yatırımı kapsıyor. İşte tüp bebeği de işin içinde, kadın doğumu, genel cerrahisi, ortopedisi, beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, işte dahiliye branşlardan göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk, kardiyoloji gibi branşlar hepsini kapsayan bir özelliği var. Yine bunun paralelinde yeni yatırımımızda da bunların hepsi olacak, estetikte olacak. Diş ünitemiz de var. Yani hemen hemen bütün sağlık hizmetlerini verebilecek konumdayız. Bunlar orada da devam edecek. Yani Avrasya Hospital hem yenilik konusunda, evet, doktorlarıyla ve en son kullandıkları teknolojiyle önde olmaya devam edecek. Devam edecek. Evet, hem bir referans hastane olmaya devam edecek. Hem de buradan alınan hizmetlerin kalitesinden dolayı hasta memnuniyetinin de yüksek olduğu bir kurum olmaya devam edecek. Peki son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben tabii Allah kimseye sağlıkla ilgili problemler vermesin. Ama sağlık çok önemli. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. En küçük sağlığımızla ilgili kaybettiğimiz veya problem çektiğimiz durumlarda sağlığımızın kıymetini daha iyi anlıyoruz, anlıyoruz. Onun için birçok kelimede herkes şu kelimeyi daha çok kullanır. Önce sağlık diyerek, sağlık olsun diyerek, yani sağlığın ne kadar ön planda olduğunu düşünürsek, ben herkese öncelikle sağlık diliyorum ve sağlıkları bozulduğunda da en kısa zamanda düzelmesi ve bu tür insanların sağlığı için yatırım yapmış olan müesseselerin daha ileriye gitmesi ve herkese sağlık dağıtması, şifa dağıtması önemli temennim. Herkese sağlık diliyorum. Ayırdığınız zamandan ve verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
Kendinize çok çok iyi bakın. Efendim, EBC ekranlarından ayrılmayın. Yeni yaratıcı fikirlerle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.